Ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz? Adacığımla resim yapacağız. Ay sen boyuyormuşsun bir de ben biliyorum. Evet. Şimdi kelebek yapacağız ya. Neresi, nereye yapalım? Bura. Hı. Bura mı yavrum? Oy canım benim, oy canım benim. Eşref Bey, daha önce hiç ışık gördünüz mü? Hayır efendim. Doğduğumdan bu yana hiçbir şey görmedim. Anadan doğma görme engelliyim. 4-5 yaşları arasındaydım. Tam hatırlamıyorum ama 4-5 olması lazım. O yıllarda evin içinde annem babama herhangi bir uyarı yapmıyordu. Önüne dikkat et, şu var, bu var. Dışarıda da kimse kimseye önüne dikkat et demiyor. Neden? Neden bana söylüyorlar hep? Neden beni uyarıyorlar? Dikkat et, önünde çamur var, çukur var, araba geliyor falan. Kaldırımdan düşme, dikkat et falan. Neden hep bana söylüyorlar? Babama sorduğum zaman benim görmediğimi söyledi. Yavrum, biz baktığımız şeyi görüyoruz. Maalesef sen göremiyorsun. Onun için sana uyarı yapmak zorunda kalıyoruz. Ya ben bu dünyaya böyle geldim. Ölene kadar da böyle sürecek. Geriye dönüş yok. Geriye dönüşü olmayan bir şeyi düşünmek akla zarar. Benim görmüşüm, görmemişim hiç umurumda olmadı. Ressam olacağım falan filan böyle bir şey yok benim aklımda. Ben sadece yaşadığım dünyayı öğrenmek istiyorum. Detaylı bir şekilde, inceden inceye öğrenmek istiyorum. O öğrenmek istediğim şeyi, babam birinci yardımcıdır, bunu da söyleyeyim baştan. Yani bir şeyin kokusunu duyuyorsunuz, soruyorsunuz bu ne kokuyor? Çiçek mi, parfüm mü, herhangi bir yemek mi anlayabiliyorsunuz. Tadıyorsunuz, tadından da anlayabiliyorsunuz. Elliyorsunuz, dokunuyorsunuz, dokunarak da her şeyi anlayabiliyorsunuz. Ama görüntü olarak bir şey yok. Görüntü olarak nasıl öğrenebilirim? Dokunma gücümü kullanacağım. Parmaklarımı kullanacağım. Bunu öğrendikten sonra kartonun altına gazete kağıtları koyuyordum. Üstüne karton, çiviyle bu taraftan elleyip o kağıda çizmeye çalışıyordum. Yapabileceğim mi diye. Ellerimle kontrol ederek yapıyorum. Bir yapamadım, iki yapamadım. En sonunda öyle bir uğraştım ki bir sürü yani bu bir şekilde anlatıyorum ama bu zaman geçtikçe kaç tane manzara, kaç tane neler neler elliyorum, seneler geçiyor. En sonunda bir kelebek resmi yapmak istemiştim. Babama demiştim ki baba ya ben bir kelebek çizmek istiyorum ve boyamak da istiyorum. Babam bana düz bir tahtaya çiviyle kazıdı. Ben baktım baba kelebek bu mu? Burası ne? Kanat. Burası ne? Gövdesi. Burası ne? Gözleri. Bu üstündeki bu iki tane bu ne? Anteni. Ben onu model olarak kullandım kartona aynısını çizdim. Dışarı çıkardığım zaman Bakın bakalım ya işte indiriyorum aşağı gösteriyorum. Ne zaman ki aa sen mi çizdin bunu? Evet ben çizdim. Ya git Allah'ın seversen Eşref ya. Ya bizi mi kandırıyorsun? Sen bunu nasıl çizersin? Deyince aa dedim ki gören insanlar şaşırdığına göre ben demek ki hakikaten ya güzel çizmeye başladım. Bana heves geldi. Ama nasıl bir heves? Oo, şimdi ben bunu boyamaya çalışıyorum. Babamı çağırıyorum. Baba, ya bu kelebekte işte siyah benekler vardı ya, siyah kalem versene bana. Babam geliyordu. Oğlum ben boyuna yukarı aşağı çıkacağım mı? Buna bir çözüm. Baba dedim ben çözümü buldum. Sen dedim şey yap, bu siyahı öne koy, sonra beyazı koy, sonra sarıyı koy, kahverengiyi, kırmızıyı, mavi, yeşili sıraya diz. Ben hangi sırada ezberleyeyim onları? Mesela işte 5. sırada kırmızı ya, kırmızı bir şey yapacaksam 5. sıradan alayım, karıştırmadan aynı yerine koyayım. Devamlı kullanayım, seni çağırmam ben o zaman. Ha iyi dedi, öyle yaptık. Ve ben o kelebeği boyadım o zaman. Dediler ki, ya Eşref, sen burada boyut, perspektif kullanman lazım ya. Hayda, perspektif ne ya? Ben herhangi bir resim dersi almadım ki. Bütün teknikleri, her şeyi kendi kendime başarmaya çalışıyorum. Neyi nasıl yapabilirim? Bir sürü formüller buluyorum. Dedim ki ya ne olur dedim, gideyim dedim, bir okuluna gideyim, bir ressam bulayım. Ben bunu bir sorayım, bir çizgi olarak nasıl öğrenebilirim falan. Marmara Üniversitesi var. Kapıdan bir yardımcı oldu bir bey. Beni resim bölümüne, plastik sanatlar bölümüne götürdü. Hocam, abimiz bir şey öğrenmeye gelmiş falan. Kardeşim dedi, canım kardeşim sen dedi ne öğrenmek istiyorsun dedi. Efendim ben perspektifi soracaktım da dedim. Sen ne yapacaksın perspektifi dedi. Dedim resim yapıyorum da. Tamam dedi, sana dedi göstereceğim dedi. Nasıl olacak? İşte ben dedim bu kartonlara çizerseniz çiviyle. Tamam dedi, getir bakayım. Altına yumuşak bir şeyler söyledim işte koydular mı neyse. Böyle bir şey çizdi. A büyük A ama ortadaki çizgisi yok. Bu şimdi ne dedim? Bu yol dedi. Nasıl yol ya? Hocam nasıl yol? Araba yolu dedi. Peki arabalar böyle geldi, çizgi orada hop bitti. Trafik tıkandı. Nereye gidecek bu arabalar? Yok dedi. Bu düz bir yol dedi görüyorsun. Sen dedi 300 kilometre hızla bu yoldan gitsen düz yolsa ileriye baktığın zaman gene bunu görürsün dedi. Perspektif dedi. Ondan sonra ben tamam dedim. Teşekkür ettim, oradan çıktım. Yarım saat kadar bir dersim odur yani. Resim öğrenme şeyi odur. Ondan sonra en son tekniğim yorgan ipini tutkala dandırıp çıkarıyorum. Çizgiyi onunla yapıştırıyorum. Hiçbir çizgi falan çizmek yok zaten bende. Olduğu gibi kendi hayalimi kullanıyorum. Yapıştırıyorum ipi, donduktan sonra parmaklarımla tuvali boyuyorum. O şekilde parça parça boyuyorum. Yani bir yere boyadığınız zaman öbür tarafa boyaya geçemezsiniz. Çünkü orası kuruması lazım. Ve elinin temiz olması lazım ki diğer tarafa geçi, yani bölüm bölüm boyamak zorundayım resim yaparken. Ve profesyonel olarak yani ben kendimi geliştirdim. Ya profesyonel değil esasında. Ya ben çünkü resim eğitimi diye bir şey almadım. Resim eğitimi aldığım zaman profesyonel olabilirim ama bu kendime göre naif profesörlük. beynimde soyutu düşünemiyorum. Her şeyi somut olarak öğrendiğimden dolayı her şeyi somut olarak yapıyorum. Şimdi ben soyut bir şeyler yapsaydım, o zaman gören bir insanın soyut yaptığını "of bu harika" derlerdi. Ama ben yapsaydım, "aa adam görmüyor, kafasına göre boyamış" diyorlar diye düşündüm, derler diye düşündüm. O yüzden ben önce soyut yapmadan önce somutunu yapıyorum, bunu kanıtlamam gerekiyor. Ondan sonra belki soyuta geçebilirim ama soyuta geçebilmek için somutu kafamdan, beynimden silmek zor. Bu seneden, bu kadar seneden sonra. İstanbul'da, Beyoğlu'nda, orada 5 salon vardı ve benim de sergim vardı. Sanıyorum 85'li yıllardı. Eşref Bey'in de resimleri ve sergisi vardı, başka sanatçıların da. Orada tanıştık ama öyle bir enerji aldık ki birbirimizden. Onunla bir köprü oluştu aramızda. Şimdi Eşref Bey'in resimlerini bir kategoriye koymak çok doğru mu bilemeyeceğim. Ben kendi adıma konuşuyorum tabii. Çünkü bazen soyut resimler yapıyor. Bazen o zemindeki renklerin üzerine bir figür atıyor. Örneğin bir kuş atıyor. Örneğin bir at resmi, bir ağaç ve balıklar. Onun için o yüreğiyle resim yaptığı için ve parmaklarıyla dokunarak renkleri hissederek çizdiği için ben onun resimlerini özgün resim diyorum. Mesela Eşref Bey'in perspektifi çok enteresan. Dedim Eşref Bey, bu perspektif normal öğrenci bile bunu çok zor öğrenebiliyor. 1. sınıfta ki bizim hocamız bunu saat, yani bir saatte değil bir sürü saatlerde bize perspektifiyle anlatmıştı ve öğrenmiştik. Eşref, Eşrefciğim. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ha, gel canım. Çayını getirdim. Ay canım benim. Ben. Ay, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eline sağlık. İnşallah durmuştur. Olur zaten de. Bakalım. Nilüfer çok dürüst, böyle inançlı, namazında, niyazında böyle şey bir insan. Yani dürüst bir insan olarak, arkadaş olarak kafamdaydı. O biz okul bitti, ayrıldık falan hep aklımda. Nilüfer, kalp çiçeği yapalım, kendimizden yaratalım be. Ne? He? Kalp çiçeği. Nasıl yapacaksın kalp çiçeği? Dur bakayım şimdi yapacağım. Yap bakayım, yapabilecek misin? Yuvarlak, ondan sonra yukarıya bir kalp yapacaksın. 2-3 tane kalp yapabilirim. Yani sivri ucu bu şey. 2-3 tane öyle kalp yapabilirim ben. Sapı nereye yap biliyor musun? Hı. Bu şu, yani şunun şuradan yapma da orası şey olsun. Şu ikisinin arasından dediğin gibi şöyle bir V yap. V yap, aşağı indir. Ya Nilüfer ya. Sen 42 yaşına geldin kız. Bir şey olmadı mı böyle, bir istek falan, bir şey falan? Yani yok mu bir görücü falan? Nerede öyle enayi dedi. Ana. Ben öyle deyince dedim, ben dedim enayi olurum. Ya biz dedim yani bir anlaşmalı, bir yanımda birbirimizle nefes olacağız. Ben dedim çok zor durumdayım tek başına, yani olmuyor. Yanımda bir insan olsun istiyorum. Bir eşim olsun istiyorum. Babam bana demişti ki oğlum biz seni evlendirelim. Sen çoluk çocuk nasıl bakacağım düşünme. Sen bu yaptığın resim var ya, çalışıyorsun ya. Yani resim değil de yani bir dünyayı tanımaya çalışıyorum ya. Buna hiç bırakma, bir gün öyle bir olacak ki ben çok eminim bütün dünyayı şok edeceksin. Ve çok takdir göreceksin dedi. ...93 yılındaydı. Babam birdenbire kanser hastalığına yakalandı. Ve bir sene falan sürdü veya sürmedi. Rahmetli oldu. Ondan sonra inanın bu çok zor. Anlatmam çok zor. Sanki dünya bitti. İnanın ne işim vardı, ne ekmeğim vardı, ne elbisem giyecek bir şeyim vardı. Ve aç şekilde kaldım. O haldeydim ama devam ediyordum. Bir taraftan da işte hazır bir şey satmaya çalışıyordum. O arada Çek Cumhuriyeti'nden bir teklif gelmiş. John Erönçel görme engelli üniversite talebelerine ders veriyormuş. Onlara İngilizce öğretmeye çalışıyormuş. Kitap okuyormuş, onlara yardımcı oluyormuş. Bana dedikleri zaman Eşref böyle bir şey var. Çek Cumhuriyeti'nde. Yani seni istiyoruz, oraya gönderelim. Ya ben göz görmüyor, dil bilmiyorum kardeşim. Ben tek başına nasıl, ne yapacağım, nasıl gideceğim oraya? John'a söylemişler. Demişler ki böyle böyle biri var. Sen yardımcı olur musun, gider misin beraber? I first met Eşref in 1994 when another blind friend of mine asked me to take Eşref to the Czech Republic. There was going to be a festival for visually impaired artists, and they thought Eşref would be ideal to come from Turkey. When my friend took me out to Küçükçekmece to see him, we went into this funny room. It turns out it was where his father used to have his shop before his father died. He was sleeping there, and he had a board that he'd bring down and put on top of his bed where he could make pictures. And hanging up was one shirt. And the worst part, in the middle of a table was a big can of peas, halfway open in the old way, and a spoon stuck into it. And then I understood, I know, we all know what it means to be worried about money, but I don't think I've ever understood what poverty meant. And this is the man that was across from me. So I helped get his visa. I worked on getting his airplane ticket. It was easy for me, since I spoke both Turkish and English and had worked with the blind, for me to take him there. When we were in the Czech Republic, there were no other Turkish speakers, so we spent many hours just walking around the city of Zlín, where the festival was, chatting, getting to know more about each other's lives and so forth. And then he would sit at the festival in front of his pictures and draw for people. I can remember how cleverly he would draw things, even though the language wasn't there for him. So when we went back to Istanbul, I started thinking, what if we had a contract and we worked together? So by October of 1994, we made a contract with each other. The reason I felt was that in Turkey, there's a genius, and Turkey didn't know about this genius. I truly felt it, and I still feel it, that he represents something that is so unusual. He has succeeded without much education, with not much income, to accomplish something, and with a lively spirit, a spirit that pleases everybody so much. So since our contract in October 1994, we have been together, and I have no complaints, only praise and pride for what this man brings to Turkey and to the world. I talked to a few friends talked to other friends, and pretty soon television stations were calling us, people were asking us if we could have different exhibits in different parts, mostly in Turkey to begin with. I started contacting my friends in America, and we had our first international exhibition in New York in 1995. This was such a delightful opportunity for me and for Eşref. Esasında ben şöyle söylemem lazım. John'dan evvel, John'dan sonra. Çünkü John'dan sonra ben resim olayına da daha ciddi ve profesyonel olarak yapmaya başladım. Neden? John bana çok yardımcı oldu. Mesela New York'taydık. Tuval üzerine ilk defa orada bir macun buldu bana. Yani yumuşak olup sonradan donan bir macun. Onunla başladım tuvale çalışmaya. Şey yapmak istiyorum. Ayçiçeği. Ha. Ayçiçeği ya. Evet. Aya bak, böyle ikisi de aya baksın. Biri bir tarafa, biri bir taraftan, böyle ikisi de aya baksın. Dengeli. Heh. Yani simetrik bir şekilde yapmak istiyorum ama şimdi o ayın ışığının vurduğu yerdeki mesela ağaçların üstü falan var ya, ama ayın olduğu kısmın altındaki şeyler biraz daha böyle parlak parlak, bu ağaçlara o ışığı vermek istiyorum. Esasında önemli olan ne biliyor musun? Ne? Benim boyalar şimdi karışık. Hani çoktan beri resim yapmadım ya. Aha. Şey yapmadım, yani toplamıştım şeyleri, boyaları. Onu bir gören lazım yani. Tamam, o Skype'ten yaparız. Peki, 2 tane. Tuval var o siyahlardan. İkincisi de bir plan var mı? Böyle bir kız düşünüyorum, tamam mı? modern bir kız. Önünde bir kuyruklu piyano. O bir projektör yapmak istiyorum. Böyle şeyin, tuvalin üst köşesi var ya. Evet. Oradan bir projektörün ışığında yapacağım. Işığın içinde olacak o piyano, o kız. Ondan sonra o ışığın da gölgelerini böyle. Kız böyle öyle bir kendini böyle çalmaya kaptırmış ki böyle. He. Böyle geriye atmış kafasını, saçlar dağılmış böyle. Oo. O öyle bir form yapacağım ki. Evet. O kızın çılgın bir şekilde kendini kaybetmiş ya. Böyle ay. O müziğe kaptırmış ay. Kendini böyle zaten kafalar dağılmış. O ışığı vermeyi düşünüyorum biraz da, yani o da çok önemli. O kadar güzel anlattın ki acaba ben sonuç nasıl olacak, ben merak ediyorum. Peki ne evet. zaman yapmaya düşünüyorsun? İki tane kafanda. Ne zaman yapmaya düşünüyorsun? Ya John, işte şu sağlığım biraz şey de, ağrılarım falan çoğaldı bayağı bir. Yani gittim doktora da, kan değerleri yüksek çıktı, o problemler var. Hani biraz iyi olmam lazım. John, onu yaparken yaşıyorum gerçekten. Evet. Şimdi mesela onu yapıyorum ya, rock'n'roll açıyorum mesela. Müzik, tamam mı? O rock'n'roll'un çalarken o kız nasıl hareket yapar biliyor musun? Hani olur ya, dans edenler böyle hareketli. Harika, harika. Boyalarla kaçta ne renk alalım? Ya ana renkler işte, ne bileyim ben, siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil yeterli. Bu hevesi vermek önemli. Ha şimdi ilk zaman bir şey yapıp yapamaması önemli değil. Doğru. Önce noktalar yaparım böyle, tamam mı? Yani 2 tane nokta yaparım. Derim ki mesela, kalemi verirsin eline, dersin ki önce bak bakalım burada ne bulacaksın. Önce eliyle o noktaları bulacak. Ha. Yani parmak uçlarının hassaslığını önce ölçeceksin. O zaman John'la da beni tanıştırmıştı 90'lı yıllardan sonra. Hatta derdim ki ya Eşref Bey, görüyorsunuz değil mi, şaka yapıyorsunuz falan. Çünkü inanılası, hele giderek resimleri çok daha aşama kaydetti. Çok daha profesyonel olmaya başladı. Ama şöyle bir şey var ki, ben bunu zaten çok önceleri de bir gönül gözüyle görmek diye bir şey var. Buna inanın lütfen. Yani ister inanın, ister inanmayın. Yani ben burada en yakın şahidiyim. Çünkü benim yanımda da resim yaptı. Convincing people that Eşref does what he does was one of my hardest jobs. And I found the most difficult people to convince are other blind and other artists. Artists say this is a visual art. No person who can't see can possibly do it. The blind are not able to imagine how he's able to do it. So these are the most difficult people for me to convince that what he does, I have no part in, except to help him carry things or put things in order. When Eşref was chosen as an artist for the Special Arts Festival, I thought if we have this opportunity to go to America, maybe there would be something else we could do. There is an organization called Art Beyond Sight, and they do a lot of work to make museums accessible to the blind and things like that. So I wrote them and told them there was such a man coming. And they wrote Harvard, because Harvard had wanted someone who could, as an artist, that they could see how his brain was working. So they contacted Harvard, then Harvard contacted me. It started out with the festival in Washington. Ben önce gerçekten korktum. Dedim ki ya bunlar manyetik alanlara sokacaklar beni kesin. Gözüme de bakacaklar, beynimin görsel alanına da bakacaklar. Bütün inceden inceye inceleyecekler. Yani bu gözün arkası, beynin içine bakacaklar. Ama düşündüm. Bence insanlar Harvard Üniversitesi'nde gibi bir, yani önemli, güçlü bir üniversitede incelendiğim için artık yani bu adamlar da anlamayacak hali yok ya. Benim neyim varsa ortaya çıkacak yani. Herhalde bu mesele silinir falan diye düşünüp kabul ettim. After we went to Harvard, in particular there was one woman who did a report for a very well-known scientific journal. And once that was in the works, everything changed. He became so famous, and it was exciting to have this icon of the blind, visually impaired world be shown to everyone. Parmaklarıyla resmeden, hiç resmi herhangi bir şekilde görmeden, eğitimini almadan, perspektif, gölge, ışık kullanan dünyanın tek ressamı. Aramızda alkışlıyoruz Sayın Eşref Armağan. Değerli görme engelli arkadaşlarım, yurt dışından gelen misafirlerimiz, değerli Çanakkale'liler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çizmeye başlıyorum. Ben resmi nasıl yapıyorum diye benim resim yaparken beynime bakmak istediler. Benim rüyam bile çizgidir. Yani rüya, hep sorarlar, rüya görüyor musun? Rüya böyle görenler gibi olmasına imkan yok. Bir kayıt yok ki, görüntü yok ki. Ama parmaklarımla ellediğim kabartmanın şekilleri var beynimde. Ah, bu ne oldu ya? Kalem mi vurdu? Tamam. 18 saniyede incelettirip 18 saniyede de çiz dediler. Ben hiçbirinde aldanmadan 20'den fazla çeşit çizdim. Işıklandırmışım, yani parmak uçlarım görme vazifesi yapıyormuş. John bana işaret verdi 5 dakika kaldı diye. Şimdi görüyor musunuz resmi? Bitti. Benim herhalde vaktim bitti gibi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. What I find now, Eşref is well established. He's well known. He's had a couple commercials, lots of exhibits, many places around the world. I'm happy to help him. I want to keep helping him as long as we both are working together. Now, my purpose is something very different. My purpose is more, I understand that this man is able to inspire so many people, sighted, unsighted. Disabled, not disabled. It doesn't matter. The inspiration this man gives to other people, I am now able to help him do that. And that brings me more satisfaction than selling a picture, but don't tell him. Canım. Bu şey, lastiğe mi bakıyorsun? Bu plastik, normal bir lastik. Şimdi bunun üstüne kalemi koyuyorum, kağıdı koyuyorum, normal kağıdı. Yani tırnağımla da çizsem yukarı kabartma veriyor o kağıtta. Sen bunu parmağından böyle bakacaksın, bu tarafa aynısını çizmeye çalışacaksın. Tabii, o kadar. O da bir ders. Ama o da senin hafızanda kalmış olacak. Seviyorum. Ya hepsi benim bir parçam ya. Seviyorsun. Ya sen. Over the years, when we have gone to different places where he's either spoken at universities or for city governments, or when he's had exhibits, usually they'll bring some blind people to him. And Eşref tells him, you can draw. No, I can't, I'm blind. I can't make pictures. You can draw, and he'll very nicely draw something very simple like a triangle or sometimes a little flower. And he has the blind person touch it and try to understand what it is they're feeling. And then he hands them a pencil and asks them to try and draw. And all of a sudden, their faces change. They get so excited. To them, any kind of picture drawing is completely impossible. Making ceramics, yes. Making models out of clay, yes. But something, actually drawing a picture, they get so excited, and it gives them such satisfaction. And of course, it gives Eşref satisfaction to know that he's opening an area that a blind person never thought they could do. Görme engelli çocuklara bir pencere açmak istiyorum. Onların yaşadığı dünyayı tanımalarını istiyorum. Onlar da tanısın. Çünkü ben parmak uçlarına dokunarak tanıdım. Onlar da faydalansın. Ben şimdi kendim dünyamı tanıdım artık. Yani daha doğrusu kör değilim. Eğer öğrenmeseydim şekilleri, nasıl durduğu, rengi falan her şeyi çizemeseydim hakikaten kör olarak kalacaktım ama şimdi kör değilim. Fakat isterdim çocuklara bunu öğretmek. Yakında bir şey olacak, bir körler okulunda bir yerde bir toplayıp o çocukları bir deneme yapmak istiyorum. Onlara bakayım nasıl, yani anlayabilecekler mi yaptığımı. Çünkü benim çizdiklerimi, anladıklarımı onlar da elini dokunup da anladıkları zaman inanın ben onların yüzlerini görmüyorum ama o kadar böyle hoşlarına gitti ve bir şeyi ben bunu bak bunu anladım ben. Artık bunu ben de çizebilirim falan gibi böyle bir heveslenmesi, o hevesi görmek, şeyi görmek, heyecanı görmek bana yetiyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Onun için böyle bir şey deneyeceğim yakında. Evet, Yiğit Alp başta, evet. Sonra Emine var, sonra neydi? Berra var ve Elif var. Yiğit, kaç yaşındasın canım? 7 yaşındasın. Emine, sen kaç yaşındasın? 8. 8. Sen de seslerden her şeyi tanıyorsun değil mi? Evet. Berra, sen kaç yaşındasın? 9. 9? Benim annem mesela ben müzikle hep hareket ederim. Zıplama, otur yerinde, zıplama, otur yerinde diye hep beni engeller. Yok mesela diyelim ki çay doldurmak istedim. Yok ben dolduramam zaten. Ben kendim de korkarım çay doldurmasından. İşte ondan korkmayacaksın. Şimdi ben bir tane yapacağım yukarıya, bir şey yapacağım, tamam mı? Siz aynısını aşağıya yapacaksınız, aşağı tarafına, tamam mı? Bak çok güzel. Şimdi görsünler bakalım bizim çocuklarımız neler yapıyormuş bakalım. Uf, vallahi harika oluyor. Oh harika. İlk önce çiçeği göster. Bak bakalım. Çözdüm ben, şuradan veriyorum. Tabii yaşları biraz küçük. Sarı neredeydi? En başta. En başta. Şimdi sen bunu aldığın zaman o göbeği sarı boya bakalım. Ama şimdi sarı kalemi aldın ve boyadığını biliyorsun. Sarı boyadığını biliyorsun. Emine, ver elini canım. Ver elini. Bak şimdi bu sana göre sol taraf burası bak. Bu en baştaki sarı. Sarı. Bu kahverengi. Kırmızı, bu kırmızı, mavi, yeşil. Tamam. O yaprakta da çizgiler var biliyorsun değil mi? Evet. Ama onları sonradan da yapabilirsin. O mu kahverengi? En baştakinin yanındaki. Tamam. Tamam. Şimdi kahverengi sapını boya bir çiçeğin. Bak bakalım şimdi yaprağı gördün mü? Evet. Ha, dur öbür yaprağı da o zaman şey yapalım, seni fazla uğraştırmayalım. Dur bakayım neredeymiş öbür yaprak? Ay buradaymış ayol. Ha, yaprak aşağı sanki küsmüş. Küsmüş de aşağı boynunu bükmüş. Heh. Tamamdır. Nasıl insan böyle olduğu zaman istediği rengi alıp boyayabiliyor değil mi? Evet. Yani birisine sormaya gerek yok. Yani gören birisine işte anne baba gel şunu göster falan. Hiç gerek yok değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Görmek sade gözle olmaz. Parmaklarımızla da. Tabii dokunarak da göreceğiz. Zaten görme engellilerin gördüğü organ parmak uçları. I think one of the lucky things is that I've always shocked people about how enthusiastic I get about Eşref and his abilities. And even after all this time, he still can surprise me doing something I didn't know he was able to do. Ne kadar güzel, sabahleyin kalktığı zaman hemen sen dinliyorsundur. Kuşlar acaba ötüyor mu? Sabah oldu mu? O kuşlar var ya, onlar uyandırıyor nedense. İşte sabah olduğunu anlıyorsun. Evet. Ne güzel değil mi? Evet, ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz? Adacığımla resim yapacağız. Ay sen boyuyormuşsun bir de ben biliyorum. Evet. Ha, canım benim. Hadi yapalım. Nasıl yapalım bakalım gel. Nereye oturacaksın acaba? Nasıl yapacağız biz? Peki bu ne? Şimdi kelebek yapacağız ya. Kağıdımız dümdüz böyle bakıyorum neresine yapayım kelebeği diye. Çünkü kenarına falan yaparsak kocaman kağıdın şöyle öyle bir tarafları olmaz değil mi? Ortasını bulmak lazım. Bak şimdi ben çizmeye başlıyorum tamam mı? Sana göstereceğim şimdi. Bak şimdi bu kelebeğin gövdesi. Bak elini değdir. Şimdi kanatlarını yapacağız. Kanatlar. Ne olacak? Şimdi kanatları yapacağız. Bak şimdi böyle bir tane. Görüyorsun değil mi? O ne kadar rahat görüyoruz değil mi biz? Ya bu görenler bizim kadar görmez. Boş versen. Değil mi? Ya şimdi sen çizmek ister misin? Evet. Neresi? Nereye yapalım? Burası. Bura mı yavrum? Oy canım benim, oy canım benim. Ha, şimdi al kalemini. Şöyle. Kafasının tam üstünden başlamıyoruz, tamam mı? Biraz aşağıdan başlıyoruz ki. Ha, kafasının üstünden şey yaparsak o mantıksız olur. Kanadın ucuna geldik değil mi? Evet. Kanadın ucuna geldik. Şöyle yapıyoruz. Hoppala. Şimdi bunu boyayabilir miyiz acaba? Vallahi boyayalım, vallahi boyayalım. Dur. Siyah, sarı. Şimdi kahverengi. Siyah, sarı, kahverengi mi oldu? Elini getir. Sağ elini bir tanem. Sağ elini getir. Sağ elini ver. Boyarken bu takip et, bu çizgiden dışarı çıkma. Bunun içini boya mavi, tamam mı? Hadi boya bakalım. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bunun etrafını boyayalım ki bu kelebek ortaya çıksın. Aa, evet. Değil mi? Mesela evet. Gökyüzü mavisi gibi. Hı-hı. Değil mi yapsak? Olur mu? Olur. Ben şimdi maviyi aldım. Maviyi aldım. Getir şimdi parmağını. Bir lokma banıyoruz. Azıcık banıyoruz. Şimdi böyle boyuyoruz. Ama sen şimdi boyarken bunu şey yapman lazım. Takip etmen lazım. Evet. Buraya imza atarız tamam mı? Hı-hı. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım, şuradan kıvıralım şöyle, bir tane çekelim. Heh, oldu. Tamam, imzamızı attık. Ben de bir imza atıyorum. Tamam, ben de attım. İmzamızı attık. hiçbir kimse engelli olarak doğmak istemez bilse. Belki biz bir şey anlatmak için bu dünyaya böyle geldik. Ona inanıyorum. Yani bu konuda bence hem engellilere hem bir şey yapamayan insanlara falan bir örnek olduğumu düşünüyorum.